Bu kolyeyi tavsiye üzerine aldım. Bu paltoyu da öyle. Tavsiye üzerine o kadar çok şey alıyoruz ki. Ama ilaç tavsiye üzerine kullanılmaz. Doktorunuz dışında size başka biri ilaç tavsiye ettiğinde sakın kullanmayın. İlaç konusunda mutlaka doktorunuza ve eczacınıza danışın. Yanlış ilaç tedavi etmez. Sağlığınızı tehdit eder. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Sokak TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Sayın hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le beraber her çarşamba olduğu gibi yine Kitaptan Aydınlığa programında beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler Nilay'cığım. Nasılsınız? Çalışmaya İyi. Devam. Ne yapalım? Hayat devam ediyor. Evet. Bizim Karadeniz'de demiştim sana. Böyle sorulara çok ortadan bir cevap vardır. Yuvarlanıp gidiyoruz derler. Gidiyoruz. Evet. Biraz da evet gerçekten yuvarlanıp gidiyoruz hocam. Memleket yine çünkü çalkalanıyor. Zaten dünya da yuvarlak ya. Evet. Evet. Memleket de çalkalanıyor yine. Aslında hani gündemle ilgili bir iki de önemli gelişmeye ben müsaadeniz olursa değinelim istiyorum. Sizin harika yorumlarınızı alalım istiyorum. Öncelikle balyoz davasında biliyorsunuz karar açıklandı 5 senenin sonunda. Ha gündem. Evet biraz gündeme de değinelim hani sizin yorumlarınızı olur, da alalım olur, istiyorum olur, çünkü. 5 senenin sonunda biliyorsunuz aklandı insanlar 5 senelik acılardan sonra. 236 tırnak içinde sanık. Hı hı. 236 adam bunların içinde birkaç tane Türk ordusu komutanı var. Evet. Ve şimdi deniyor ki, sorry, birileri dijital sahte deliller üretti. Biz de o delillerle sizi zindanlara tıktık, süründürdük, ocaklarınızı tarumar ettik, ailelerinizi, çoluk çocuğunuzu kahru perişanlık içine ittik. Ama oldu 5 sene, ne olur geçti gitti işte bitti. Biz de kandırıldık zaten. Şimdi pardon dediler. Kandırılma falan yok. Ne kandırılması ya? Ne kandırılması? Nasıl kandırıldı? Ha, kandırılma olur. Şimdi ben Yılmaz Özdil'in yazdığı yazıyı burada gündem yapmayacağım. Nasıl kandırıldın kardeşim diyor. Allah ile aldatıldım diyorsun diyor. Aldatıldım yazının başlığı. Yaşar Nuri Öztürk'ün Allah ile Aldatma kitabını okumadın mı sen? Okuduğunu ben de biliyorum. Nasıl aldatıldın diyor. Orada var hepsi. Orada hepsi var. Aldatılma falan yok. Ortaktılar. Evet. Ha sonradan o da Allah'ın bir lütfu. Ben ona da eyvallah diyorum. Çünkü bu belayı bu ülkenin başından Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hiç kimse temizleyemezdi. Temizleyebildi mi? 35 senedir Türkiye. Evet. Kimi çanak tuttu, kimi yan yattı, kimi görmezlikten geldi, kimi kemküm etti, kimi şapşallık etti. Böyle oldu. Devleti istila ettiler. Bu onları tanıyor. Çünkü eski ortakları. Ama şimdi balyozdan girdin. Balyozun savcısı benim dememiş miydi beyefendi? Evet. Sen savcısı olduğun bir davada nasıl aldatılıyorsun kardeşim? O zaman aldatıldım demek yetmez. Çıkıp şunu söyleyeceksin. O zaman elini öperim. Diyeceksin ki biz ayaklarımızın üstüne durduğumuz günden beri aldatıldık. Ve Atatürk'e, Cumhuriyet'e karşıt konuma getirildik. Cumhuriyet'in altını oymayla kodlandık. Bundan ancak yeni uyandım ben şahsen. Ha,
İşte o zaman tarih seni alnından öper. Kim kim kıvırıyorsun. Şimdi öbürlere gol atmak için. Yemezler. Yemezler. Şimdi ha ben onu demek istedim diyorsa beraat-i zimmet asıldır. Eyvallah, ona da bir itirazım yok. Desin, ben onu demek istedim zaten. Desene. Niye demiyorsun? Mustafa Kemal'i tebcil etmek, tazim etmek, övmek, sevmek bu gök kubbenin altında en büyük onurlardan biridir. Bunun aksini iddia edenin onuru olduğuna inanmıyorum ben. Kini olabilir, düşmanlığı olabilir, şeytani zekası olabilir, gücü olabilir, kudreti olabilir ama onuru olamaz. Şimdi 236 insan çektikleri kahırlar ortada. 7-8 tane ordu komutanı var. Dünyanın en büyük ordularından birinin komutanları bunlar. Ya böyle bir dehşet var mı ya? Evet. Tarih böyle bir dehşet yazmış mı? Şimdi diyorsun ki özür dileriz, bir yanlışlık oldu. Ne oluyoruz ya? Gideceğimiz lokantayı mı yanlış seçtik? Utanmıyor musunuz siz? Peki, utanmayı beklemiyoruz dediniz. Şimdi ben bir hukukçu olarak konuşuyorum şimdi. O zaman hukukun icabını yapın. Hukuk namusunu koruyun. Bu beraat kararıyla o namusu bir ucundan tuttunuz. Belli ki onu ayağa kaldırdınız. Allah razı olsun. O zaman tam koruyun onu. Nedir o? İkinci yarısı. Şimdi, 236 insan beraat etti ve tescil edildi. Beraat gerekçesi o. Delil olarak dosyaya derc edilen ne varsa sahte. Evet. Üretilmiş, tedarik edilmiş, namussuzca yaratılmış, iftira yoluyla üretilmiş sahte belgeler. Tamam mı? Tamam. Gerekçe bu mu? Bu. O zaman... Yaptı onu da tabii, onu da yaptı da devamını bekliyoruz. O zaman bunu yapanları takibe alacaksınız. Şimdi bu taraf bu durumda suçsuz olduğuna göre bu delilleri üretenler suçlu. Bu insanların 5 yıllık işkence azapları ne olacak ya bunlar? Bu ne olacak? Ya kurbanlık koyuna bunu yapamazsın. Bunların tarih hesabını soracak. Bunların hesabı bunlardan sorulacak. Kendileri geberip gitse çocuklarından, torunlarından sorulacak. Sormazsa bu millete yazıklar olsun. Sorulacak. Sorulmalıdır. Bunun devri sabuğu falan filan olmaz. Bu Allah'ın ismi, hak. Bunu çamurdan tutup kaldıracaksın. Evet. Ya kardeşim, ben seni kapatmadım mı? Niye çin çin edip duruyorsun ya? Bir dakika. Tövbe ya Rabbi. Evet, şimdi o zaman ikinci kısım, suç duyurusunda bulundu mahkeme. Hukuk vicdanı devreye girdi. Şimdi onun icabını bekliyoruz. Evet. Onun icabını bekliyoruz. Demek ki oluyor. Bakın, bunları ben bu dehşet tabloları sergilendiği zaman o Gestapo zindanlarına bu insanlar tıkıldığı zaman daha niceleri, bu bir tanesi. Balyoz bir tanesi. Evet. Ya Rabbi, bunların hesabının sorulacağı günü görmeye benim ömrüm yeter mi? 60 yaşın üstünde bir adamım ben. Bunu nasip edecek misin bana diye yakarmıştım. Hiç bekleme, daha neler göreceğiz. İşte 3-5 sene içinde çıktı. Şimdi icabı. İcabı bir ucu Amerika'da, bir ucu bilmem dünyanın neresinde
bir zulüm, dehşet ve iftira şebekesi. Bunun hesabı sorulmalı. Evet. Başka var mı gündemle ilgili bir şey? Var aslında. Bu kandıran örgütle alakalı olarak çıkan bir takım haberler var. Mason faaliyetleri içerisinde, masonik örgütle faaliyetler değil, içerisinde. Başıyla, örgütün evet, lideriyle. Örgütün ilgili. Lideriyle alakalı mason olduğuna dair bir takım belgeler, bilgiler basına ulaştı, basında yer aldı. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz diye evet, soracağım. Çünkü tabii kendisi aynı zamanda bir dini kanaat önderi olarak da lanse ediliyor. Paralel yapı lideri veya şimdiki Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle haşhaşi çete lideri, onun ifadesi diye kullanıyorum. Veya sahte peygamber, veya efendim alim müsveddesi, Türkiye'nin en büyük tehdit çetesinin başı filan, hep onun ifadeleri. Daha 7-8 tane var da saymıyorum. Bu zatın farmason olduğu, mason olduğuna ilişkin belgeler yayınlandı şeyde. Ben buna ne derim? İsteyen mason olur. Masonluk gizli bir, yani öbür yaptıklarına bakarsan masonluk onun yanında hiçbir şey değil. Masonluk dernekler masasında kaydı olan, üyeleri giriş çıkış tarihleriyle belli, resmi bir dernek. Uluslararası bir kulüp. Gayet tabii isterse mason da olur, şeyhülislamlık yapıp olacağa kaydolan adamlar var. Yalnız şimdi benim Cenab-ı Hakk'a niyazlarımdan birisi, daha ki bu niyazım 30 yıl gerilere gidiyor. Bu çete, bu çete, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bu haşhaşi dehşet çetesi, otuz küsür yıl öncesinden başlayarak mesela birçok insan olduğu için böyle, mesela diyorum, yıpratmak için hani ayran manyağı gibi Allah ile aldatılmaya müsait bir sürü kitle var ya, o sürüyü aldatmak için benim mesela mason olduğumu söyledi bunlar senelerce. Sosyete hocası, masonların filozofu. Bakar mısın namussuz hezeyana? Yahu ben delikanlı adamım. Ben Karadeniz çocuğuyum. Özü sözü bir adamım. Ben özgür bir adamım. Ben ayaklarının üstüne duran, ürettiği değerlere dayanan bir adamım. Ben hiç kimseye sırtımı dayamam. Ben ne liboşum, ne yavşağım, ne dini kullanma alçaklığına tevessül eden bir namussuzum. Ben haysiyetli olmayı, Allah'ın hayat nimetinin hakkını ödeme borcu bilen bir adamım. Buna bu kitlede, benim düşmanlarımın birçoğu da dahil, itiraz eden yoktur. Peki siz böyle bir adama, ben kaydolduğum bir dernek varsa bunu niye saklayayım? Masonlar beni çağırmıştır defalarca, gitmiş konferans vermişim. Dünyanın herhangi bir yerinde kim çağırırsa gider konferans veririm. Benim işim belli, ben Kur'an uzmanıyım. Dünyanın bana verdiği unvan budur. Filozof ilahiyatçı, Batı'da yapılan tezlerde bu tabirle anılıyorum ben. Teolojiyen filozof. Filozofur, teolojiyen, neyse. Kur'an uzmanıyım ama. Beni bunun için çağırırlar. Gel Kur'an'a göre şu, Kur'an'a göre giderim ben. Paris'e giderim, Sidney'e giderim, Stockholm'a giderim, Tokyo'ya giderim, Rusya'ya giderim. Giderim ki gitmediğim yer yok. Ben çağıran adama sen kimsin de bana ne ya? Rahmetli babamın tabiriyle ben horozum. Ben ufukta ışığı gördüm mü şafak
çizgisini ben öterim. Benim işim bu. Nereye gittikse çağıran adamlara bizi nispet ettiler. Ömrümde bir daha adamları görmeyeceğim, etmeyeceğim. Yanımda benim hocam sıfatını taşıyan profesörler var. Meslektaşım sıfatını taşıyanlar var Türkiye'den. 3 kişi, 5 kişi, 4 bir çağrılıyoruz. Onlar için bir şey yok. Onlar tamam. Beni oradan cımbızla çekiyor. Diyor ki bu filancaların adamıdır. Nereye konferansa gidiyorsam onların adamı oluyorum. Ha bir de masonluk. Şimdi masonluk aldatılmış yalcı sürü nezdinde kötü bir imaj ya, oradan vuruyor bana. Benim bunlara defalarca dedim ki ya yapmayın. Bakın yapmayın, bu zulümdür. Ve benim derneğim yok, vakfım yok, gücüm yok, dayandığım bir para gücü yok, şirket yok, hiçbir şey yok. Ben kendi başına ilim ve fikir üreten bir adamım. Yazık, günahtır. Yapmayın. Ben mazlum bir adamım. Benim haklarımı Cenab-ı Hak savunur ve bunları size ödetir. Güldü geçtiler. Dedim ki bak ben 3 yere dernek veya kulüp veya ne diyorsanız teşekkül geniş tabiriyle 3 yere üyeliğim oldu benim hayatımda. Birisi 27-28 yıl lisanslı sporcu olarak yaptığım judonun federasyonuna bağlı. Oranın aynı zamanda resmi hocalarından da biriyim. Birkaç yıl antrenörlükte yaptım. Bir oraya mensubiyetim var. Şerefle kabul ediyorum. 2 Bir partiye üye oldum, girdim, oradan milletvekili oldum 5 yıl. Sonra da olmadı, istifa ettim, ayrıldım. 3 İstanbul Ehli Kur'an ve Hafızlar Derneği'ne üyeyim. Çünkü ben 9 yaşından beri Kur'an'ı ezbere okuyan demir hafızlardan biriyim. Sen bilir misin benim Beyazıt Camii'nde Kani Karaca gibi, Zeki Altın gibi, Ali Gülses gibi, Sırrı Ayvazoğlu gibi bu ülkenin en muhteşem Kur'an okuyucularıyla 9 yıl birlikte mukabele okudum. Valide Sultan Camii'nde 100 mukabele okuyan ender hafızlardan biriyim, Muharrem Gürses'le. Bunların hiçbirinden bahis yok. Ben bir de o derneğe üyeyim, onu da şeref bilirim. Hala üyeyim. Ha bir tane daha onu da sayarsan, İstanbul Barosu'na 76 yılından beri hocam kayıtlı avukat. 15-16 yıl avukatlık yaptım. Başka yok, olsa söylerim lan, söylerim. Ben sizin gibi kancık değilim, ben söylerim. Derim ki ben Mason locasına üye oldum. Şeyhülislamlar olmuş da ben olamam mı? Ama ben istemiyorum. Ben mesleğimle ilgili, bak avukatlık, milletvekilliği, sporculuk, hafızlık. Yok. Nasıl? Ha, nereye konferansa gittimse? Öncesinden 2 gün, 3 gün öncesinden orada kulis yaptılar. Millet gelip beni dinlemesin diye. Tabii millet caddelere taştı. Bunlar da kazdıkları fışkı kuyusunun içinde tepe taklak kaldılar. Amerika'ya gidiyorum. Orada. Oralarda da çöreklenmişler. Evet. Şimdi böyle bir çete. Şimdi ne oldu? Allah'ım dedim ya. Sen mazlumların sığınağı sensin. Bak bunu yapacağım bak. Bak. Bak şimdi takkeli başlarının farmasonluğuna ilgili belgeler Türk basınında sayfalar işgal etti. Ne oldu? Allah adil miymiş? Adilmiş.
Sizin Allah adildir demeye hakkınız yok. Utanmaz hayasız imansızlar. Allah adildir demek benim hakkımdır. Siz Allah adildir diyemezsiniz. Sizin böyle bir imanınız olamaz. Siz Allah'ın adil olduğuna inansanız şu saydıklarımı yapar mısınız? Ulan yapar mısınız? Söyleyin. Şu kitap doğruysa Allah'ın adil olduğuna inanan sizin yaptıklarınızı yapamaz. Sizin Allah'ınız bu kitabın Allah'ı değil. Şimdi bak belalarını buldular. Yunus ne diyor? Büyük Yunus. Aşık Yunus, kendinden egri bügri söyleme. Sigaya çeker seni, bir molla Kasım gelir. Ben de bunlara dedim ki yıllarca. Ey fesat mollası, kendinden egri bügri söyleme. Sigaya çeker seni, bir molla Kasım gelir. Molla Kasım gelmedi, molla Recep geldi. Canınıza okudu. Evet, hesap döndü. Şimdi hocam. Böyle bir belayı ülkenin başından def ettiği için veya etmekte olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a bu millet dua mı etsin yoksa tarafsız mı kalsın bunlar eskiden beraber diye onu milletin vicdanına bırakıyorum. Ama şunu itiraf ederim. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimse bu belayı bu ülkenin başından atamazdı. Bu bir gerçek. Evet. Peki, şimdi tam burada ben buradan girecektim. Tam yeri geldi. Allah'ın takdiri, tevafuk derler buna. Bir kitap var önümde. Kitaptan aydınlığa o kitabı tanıtacağım. Bu kitap öyle çala kalem biri yazmış falan, öyle gazeteci falan öyle bir şey değil. Bu kitap bir doktora tezi. 4 yılda yapılmış bir doktora tezi. İstanbul Marmara Üniversitesi'nde yapılmış, sosyolojide yapılmış bir doktora tezi. Yapan sosyolog. Şimdi de kendisi İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kitap yayınlandı. Şimdi bu kitap ne biliyor musunuz? Bir defa arkadaşlar şunu bir görün Allah rızası için. Bir görün bakayım. Doğru dürüst. Din merkezli Batı stratejileri. Şimdi bu kitap tam adıyla okuyorum bütünüyle. İslam'ı İslam'la vuran din merkezli Batı stratejileri. Ada bakar mısın? Parantez içinde küçük bir adı var. 11 Eylül sonrası Türkiye. Şimdi bu kitap, o tabiri kullanacağım. 2009'da tez bitmiş. Yani bu paralel yapı bilmem ne lakırdıları, bu dehşet çetesinin deşifre edilmesinden yıllar önce. Evet. Çünkü 2005-2009 arası veya 2006-2009 arası yapılmış bir çalışma, bir akademik çalışma. Burada bu kitap bir kehanetler kitabı. Paralel yapıyı İlk deşifre eden kitap budur. Ve bu adamın bunu yaptığı için çekmediği kalmamıştır. Ama adamın bir mensubiyeti, bir tarafı, bir öfke böyle bir şey yok. Adam tez danışmanı profesörüyle vardığı mutabakatla bunu seçmiş. Bu isim onu nereye götürmüşse oraya gitmiş. Ve paralel yapıyı deşifre etmiş. Dibine kadar. Bütün damarlarıyla. Ben bilmiyorum bizi dinlerler mi veya duyarlar mı? Danışmanlarına buradan söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kitabı okuması lazım. Lütfen iletin. Bilgi verin. O bunu fark edecek zaman bulamaz. Bu kitabı okuması lazım. Ve tabii Türkiye'nin bugünleriyle, buralara nasıl geldiğiyle, yarınlarının ne olabileceğiyle ilgili olanların da bu kitabı okuması lazım. Din merkezli Batı stratejileri. Bu bir öğretim üyesi şu anda.
Doktor Mustafa Tahir Öztürk. Evet. Evet. Bunu da verdik, böyle bir tevafuk geldi. Evet, ben bunu izleyenlerimizin de bilgisi olsun. Ama gündem onlar da öyle okusunlar. Geldi. Şimdi gelelim Revenons à nos moutons gene. Hadi. Hocam Fransızca bilmiyorum ama ben. Ya tamam, öğrettim sana onu işte. Koyunlarımıza gelelim. Evet, koyunlarımıza sayalım. Şimdi tabii kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzzemmil suresinde kaldık en son. Kalem suresini bitirmiştik. Evet, üçüncü sure, evet, iniş sırasında. Müzzemmil suresine daha doğrusu başlayacağız. Bu arada hocam, geçmeden önce bana yine sosyal medya üzerinden şöyle bir soru yöneltildi. Ben de size aktaracağımı söyledim. Hemen sorayım. Kur'an tefsirinizin ne zaman yayınlanacağını soruyor izleyenleriniz. Bana da soruyorlar. Evet. Nilay'cığım, bana da. Ah ah. Şimdi, her hafta böyle programı beklemeyi de istemiyorlar çünkü anladığım kadarıyla. Bir iki defa yazdım değişik vesilelerle ama habire soruluyor. Evet. Şimdi bakın. Aslında benim 35 yıldan beri yaptığım bütün ilmi çalışmalar ve yayınlar tefsir çalışmasıdır. Onun içindedir. Ben burada bir nehir istiaresi, iğretilemesi kullanıyorum. Nehir akıyor. Büyük bir nehir akıyor. Onu sular besliyor, akıyor. Biz bu nehirden değişik ihtiyaçlarımızı gidermek için güncel, aktüel durumlara göre su alıyoruz. Bazen bir bardak, bazen bir kova, bazen beş kova, bazen bir tanker, bazen bir avuç. Ama su akıyor, su devam ediyor. Şimdi benim ilmi hayatım budur. Nehir akıyor. O tefsir çalışmasıdır. 7, 8, 9, belki 10 cilt, bilemiyorum. Şu anda görünen hacmiyle 5-6 cilt. Ama daha bitmedi. Şimdi o gördüğünüz kitaplar var ya, bir yerinden başlayayım. Mesela Allah ile aldatmak. 73. baskısı yeni yapıldı. Üç tane ayetin tefsiridir. Şimdi tefsirin çıkmasını bekleyip bunu yıllarca bekle, 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 bekle. Müfessirler, seleflerimiz, makamları, mekanları cennet olsun. Çoğu öyle yapmışlardır. Ama o kültür, o okuma, o yok. O zaman ilim adamları okuyordu ve okuyordu. Yani gidip Hint'te, Yemen'de, orada, burada bulup ne yazılmışsa kendiyle ilgili onu okuyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Siz vatandaşa bekle arkadaş. Birkaç yıl sonra tefsir çıkacak. 6-7 cilt alır, okursun. Böyle bir şey denebilir mi? O okuma demektir. Şimdi ben uçağa biniyorum. Bilmem, işte geçen gittiğim gibi. İspanya'ya gideceğim. Kokpitte geliyorlar, oturuyorum. Sağ olsunlar. Hocam, kokpite teşrif eder misiniz? Çok mutlu oluruz falan. Çoğu inişlere inerken çağırıyorlar, o meraklı bir şey ya. Ne demek başım üstüne? Bakıyorum, her biri orada çekmecesinden, yandan bir kitabımı çıkarıyor. Pilotlar. Çok pilot okuyucum var benim. Hostesler de var ama pilotlar enteresan. Ve hep kokpitte kitaplar. Neyse. İmzalıyorum. Evet. Şimdi ben bu pilota, sen bekle, benim tefsir kitabım çıkacak. Şimdi beni televizyonlardan izle filan ama kitap olarak beni okumak filan merak ediyorsan tabii merak etmez mi? Bekle, birkaç yıl sonra tefsir çıkacak, 8 cilt
alırsın, kokpite koyar okursun mu diyeceğim. Böyle bir saçmalık olur mu? Ha ne yapacağım? Eğer halka hizmet bir aydının görevi ise ki temel görevidir, o zaman halkın öne çıkan ihtiyaçlarına göre Kur'an laboratuvarından ilgili tırnak içinde ilaçları veya koruyucuları ara ara hemen hiç beklemeden çıkaracağım. Evet. Şimdi bakın, Maun suresi adı üstünde. Benim tefsir çalışmamda Maun suresinin tefsiridir. Tabii kitap haline getirilirken onun jeneriğine, girişine, çıkışına şunu bunu ekliyoruz kitap formatına uysun diye. Ama muhteva odur. Şirk kitabı. En çok okunan kitaplardan biri. Nedir? Zümer suresinin bir tefsiridir. Lanetlenen soy kitabı. Yine önde kitaplardan biridir. İsra suresinin 116-117 neyse o tabirin geçtiği ayetin tefsiridir. Ayetin tefsiri bir kitap. Tabii o ayeti Kur'an ve İslam tefekkürü bağlamında değerlendirdiniz mi öyle bir dosya çıkıyor. Tefsirler böyledir. Açın şimdi üstadımız Cennet Mekan Elmalılı'nın İhlas suresine bakın. İhlas suresi bir satırlık bir suredir. Bir satır Kur'an sayfasında bir satırdır. Neredeyse bir cilt. Böyle. Tefsir bu. Ha, meal ayrı bak. Meal bu. Karşılığın neyse onu vereceksin. Efendim, bütün kitaplarım böyle. Yani bir iki üniversite hocası sıfatıyla o branşa bağlılığın itişiyle yazdığım teknik kitaplar hariç ki onlar küçük küçük kitaplardır. Onun dışında esas mesaj taşıyan, beni kitlenin gözünde bir yere oturtan temel kitaplarımın hepsi tefsir çalışmasının bölümleridir. Şimdi mesela şey çıkacak arkadan, 200 sayfa civarında bir kitap, Kötülük Toplumu. Adı aynen Kur'an'dan alınmıştır, Kavme Su. Aynen. Kötülük toplumu kavramının Kur'an bünyesindeki yapısını, yerini, muhtevasını anlatır. Tefsir çalışmamın bir bölümüdür. Evet. Muhtemelen şimdi, hocam bunu soranlar bunları şimdi arkasından hep. Daha küçük yine 100-150 belki işte o civarlarda küçük bir kitap ama Firavun. 74 yerde Kur'an'da geçiyor. Bir yerde geçse Kur'an'da geçtiğine göre yine önemlidir. 74 yerde. Onlarca ayet. Maşallah bu arada 2-3 kitap birden şimdi, yazıyorsunuz. Ya yok işte gerçekten. Hayır 3 kitap falan filan değil bu. Kitap yok, bir tane kitap. Hepsini yazıyorsunuz bir yandan. Benim yaptığım tek kitap. Daha bitmedi. Ben kitabı yazıyorum o bitmedi. Paul Valéry'nin bir sözü var Fransız edibi. Bir eser diyor hiçbir zaman tamamlanmaz. Eser odur. Bir eser hiçbir zaman tamamlanmaz. Tamamlanıyorsa martaval olur. Ben hiçbir eserimi tamamlayamadım. Her baskıda müdahale ediyorum. Tamamlanmıyor. Bunu da Kur'an öğretti bana. Şimdi bir tek eserim var benim. Bir ömrüm, bir eserim var, Kur'an tefsiri. O gördüğünüz kitaplar 70 küsür, yabancı dillerle 80 küsür, hepsi o tefsirin bölümleridir. Hay kimse yanlış anlamasın ve ne kadar velut, ne kadar kitap yazıyor. Yok böyle bir şey ya, ben bir tane kitap yazıyorum, onu da bitiremedim. Şişip şımarmanın, kabarmanın, ukalalığın bir manası yok, ben haddimi biliyorum. Seleflerime baktığım zaman ne kadar çaresiz biri olduğumu da görüyorum. Bunları vicdanımla söylüyorum.
Yani bir İbn Asakir'in eserlerinden sadece bir tanesi, Tarih-ı Dimaşk, 80 cilttir. Arapçası büyük boy, benim kütüphanemde var. 80 cilt ne demek Nilay'cığım? Buradan dizdin mi senin evet. öbür uca gidiyor. Şimdi bir kitabı bu. Türkçe'ye çevirirsen herhalde bir metre daha uzanır. Gider, evet. O zaman ben neyim bunun yanında? Ben bir tozum. Yani ve bu Hicri 7. yüzyıl İbn Asakir mürekkebin, kağıdın, kalemin rüyalarda görüldüğü bir dönem. Bilgisayar falan dönemi değil. O zaman haddimizi bile. Ben bir tane kitap, benim bir tek eserim var. O tefsir. Onun bölümlerini yayınlıyorum. Onlar işte böyle parça parça. Ama onu yayınlamam lazım. Bir de Allah bana bir gazete köşesi 71 yılından beri ulusal basın. Ben lise, ortaokulda ben yazmaya başladım mahalli gazetelerde, Trabzon'da. Onları biri doktora yapıyor. Trabzon basınında benim çıkan yazılarım, şiirlerim. Yüzlerce. Gençlik yıllarım. Onu geç, ulusal basında 71 yılından beri, 71 yılında Son Havadis'te başladım. Rahmetli Lütfi Ballısoy benim ilk ustamdır. Çıraklık dönemi ustam. Öğrenciyim da. Ve Son Havadis o zaman iyi gazetelerden biri. Onun ikinci sayfasında yazıyordum. Haftada bir gün. Ve o yazıların müptelalarından biri de mekanı cennet olsun büyük üstad, bestekar Yesari Asım Arsoy'du. Her yazının arkasından beni telefonla arardı. İstisna yok. Her yazında ben öyle bir efendi hayatımda görmedim. Nasıl bir konuşma, nasıl bir edep, nasıl bir üslup. Geçen sene tatilde karşılaştık. Göksel Arsoy'a söyledim. Sen Göksel Arsoy olmasan da o insanın yeğeni olmak onuru sana yeter. Şimdi bakın neler yaşamışız. 1,5-2 yıla yakın orada yazdım, çıraklık dönemi. Ve para aldım. Koluma bir saat alacak imkanım yoktu o günlerde. Yani onu da söyleyeyim. Allah hepsinden razı olsun. Hep güzel hatıralardır. Oradan yine mekanı cennet olsun Kemal Ilıcak fark etmiş beni. Birileriyle bir haber uçurdu bana. Dedi ki biz bugünlerde şu kadar tiraj yapıyoruz. Tamam orada güzel haset de biz sana daha da imkan veririz. Burada yaz. Peki. Tercümana geçtim. 7 yıl. 7 yıl. Evet. Şu güzelim kahvede. Hocam bu arada izleyicilerimiz kızacak yine bana. Kızamaz. Şimdi giremedik sureye, sureyi bekliyorlar. Tamam. Yapacağız. 7 yıl. Bunları da bu millet bilsin. Burada oturuyor bir tane adam. Konuşuyor yani. Kim yani bunu da bilsin adam yani. Tabii ki. 7 yıl. Orada bana rahmetli oldu şimdi ikisi de. Sonra çok özürler dilediler yanlış anlamalardan. Bu velet de nereden çıktı filan. Rahatsız oldular benden, haset. Ve Kemal Bey'e benim altımı oymaya başladılar. Kemal Bey delikanlı bir adamdı. Nurlar içinde yatsın. Bana bir gün dedi ki gel, ben hep onunla görüşürdüm. Beni puro içmeye alıştıran da odur. Onu da söyleyeyim.
Dedi ki oğlum dedi ya senin yüzünden benim çektiğim ne dedi. Bak sana ben bir şey diyeceğim. Sen bu adamlarla isimlerini verdi. Bu adamlarla beni boğuşturma. Bunlar seni tutamaz. Senin önün açık dedi. Bunların hepsi dökülür gider. Sen kalırsın. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Abi diyorsun ya bana tamam. Ben dedi haberleri biliyorum. Hürriyet sana dedi uçuruyor haber. Buraya gel diye. Doğru. Git dedi. Daha çok para alırsın, daha büyük okunursun, daha itibarlı olursun. Sonra gerektiğinde tekrar konuşuruz. Şu adamları benim yakamdan düşür. Her gün dedi ben bunlarla boğuşuyorum senin yüzünden. Bunu kov buradan diyorlar. Ve ben bu kalfalık dönemim tercümanda geçtikten sonra Hürriyet'in bu yeşil ışığına uydum. Gittim Hürriyet'e. Gittim, bir gittim, pir gittim. Hürriyet benim ekolüm, üniversitem. Şükran borçluyum, tazimle anarım. Hürriyet benim için anıt. Hakları çok bende. 20 yıl Nilaycığım. Evet, çok uzun bir süre. Aralıksız 20 yıl. 1900 kaç ay işte oradan Star'a geçtim. Sonra bu iktidar değişikliğinde Star'da benim suyu, musluğu kapattılar. Alo Fatih evet. Misali. Oradan Habertürk'e geçtim. Orada da kapattılar. Sonrası malum. 20 yıl, 2 yıl Amerika'da hocalık yaptım. O 2 yılda bile hiç aksatmadan Hürriyet'teki kalem mesaim devam etti. 20 yıl. Kaç kuşak tabiri caizse geldi gitti. Ben orada 20 yıl yazdım. 30'a yakın irili ufaklı kitabımı bu kitleye promosyon olarak verdi Hürriyet. Meal dahil. Evet. Çok muazzam bir şey hocam bu kadar uzun yani, seneler. Yani Hürriyet benim fikrende, maddetende, itibar olarak da çok büyük saygı ve şükran duyduğum bir anıt kurumdur. Bunu da burada tescil ederim tarihin önünde. Ne yaptı? 1971'den bugüne bir gel bakayım. 46 yıl. Evet. Ulusal basın. Demek ki benim tırnak içinde meslek olarak düşünürsek bir gazetecilik yanım var ve bu öyle sıradan bir şey değil. Yani Hürriyet'te ben sadece köşe yazmadım. Hürriyet'te bana verilen ekiplerle birlikte sayfalar yönettim. Sayfalar. Mesela yıllarca o Ramazan sayfalarını yaptım. Onlar tarih olmuştur. Bir benzerini henüz Türk basınında yapan yoktur. İşimizi böyle yaptık biz. Demek ki kitap, tekrar onu söyleyeyim. Bunu soruyorlar hep. Hı hı. Bir tek kitap yazmaktayım ben, o da tefsirdir. Bu yayınladığım kitaplar onun içinden seçilmiş bölümlerdir. Yani bunları fazla aman ne çalışkan, ne velut, ne kadar verimli falan ben öyle düşünmüyorum. Ben bir tane kitap yazıyorum, onun bölümlerini de çıkarıp teşne insanlara, meraklı, hevesli, beni takip eden fikrime, düşünceme, ilmime saygısı olan bir kitle var. Yani bundan 18 yıl kadar önce yapılmış, belki 20 yıl oldu, yapılmış bir araştırmaya göre beni Türkiye'de 12 milyon insan benim kitaplarımı okumuş. Bugün acaba kaç milyondur? Çok daha fazladır hocam, şüphesiz. Daha yani, da fazlalaşsın aslında. Böyle yani rutin şartlarda basılmış kitaplarımın hiçbirinin ilk baskısı bir haftadan fazla
sürmez. Hocam sizin kitaplarınızın baskı sayısı efsane zaten. Yani. Ha, şimdi. O bambaşka. Allah'a şükran, halkımıza da teşekkür ediyorum. Yani bu tefsir çalışması ve benim kitaplarım, çalışmalarımla ilgili bu gerçeği halkımız bilsin. Evet, bunu da evet. Buradan merak edenlere duyurmuş olalım. Hocam bizim süremiz bitti bu arada. Sohbetinize doyum olmaz. Çok güzel sohbet ettik ama bu da gerekli. Sureye giremedik evet bugün. Bu da gerekli. Güzel bir sohbet oldu evet. Eminim. Ekranları başındaki izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Tabii Allah nasip ederse tefsir çalışması o tekmil haliyle çıkacağı güne kadar bilmiyorum ama epey sayıda bir eser daha yayınlanacak. İşte bu dediğim gibi düşünsünler bunu. Toplumun ihtiyaçlarına, şartlara bakıyoruz. Tefsir çalışmasında da o ihtiyaca cevap verecek bir yerde bir birikim varsa, filan sure, filan ayetler, filan ayet, onu hemen oradan alıyoruz ama 300 sayfa, ama 100 sayfa. İşte şimdi kötülük toplumu 200 sayfalarda, arkasından Firavun gelecek. Diğer adı Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu. Evet. Müthiş, müthiş bir kitap. Çünkü Firavun Kur'an-ı Kerim'de 74 defa geçiyor. Öyle bir defa, 5 defa, 10 defa değil. Onlarca ayet. Nasıl duruyor? Şimdi göreceksiniz, Paul Tillich'in dediği gibi ilahi vahiy verilerini sistematik olarak göndermez. Allah'ın kanunlarından biridir. Kur'an da sistematik değildir. Kronolojik değildir. Diyor ki Paul Tillich, o büyük üstad, bir ilahiyatçı ama yüzyılın en büyük filozoflarından biri. Benim de hakikaten medyun şükran olduğum fikirlerinden büyük ölçüde yararlandığım, bütün külliyatını satır satır okuduğum bir büyük dahi adam. Mekanı cennet olsun diyor ki, ilahi vahiy içinde sistematik halde verilmeyen ama aslında kendi içlerinde en mükemmel sistemi taşıyan o verileri sistematik hale getirmek, filozof tinetli ilahiyatçıların işidir. Ben onlardan biriyim, Allah'a şükürler olsun. Ben bunu yapıyorum. Sistematik hale getiriyorum onları. Benim görevim odur. Yığma bilgi. Yığma bilgiyle medrese hiçbir şey üretemedi. Yecüz la yecüz, yecüz la yecüz, yecüz la yecüz. Hocam zaten sizi okuyan insanların söylediği, birleştiği ortak görüş o. Biz Yaşar Nuri Öztürk sayesinde ve Paul Tillich, anladık ve evet, anlamaya devam ediyoruz. Paul Tillich şunu söylüyor. Gerçek bir ilahiyatçı aynı zamanda bir filozof olmalıdır. Yoksa yığma bilgili ilahiyat mollası olur. Ezber bilgi. Yığma bilgi Allah eksikliğini vermesin. Onun sahiplerine de ben teşekkür ederim. Ayrı bir şey. Ama yerlerini bilecekler. Sistematik, felsefi bilgi, işte ilahi vahyi sistematize edecek dehanın ürettiği bilgidir. Bunlar istisnadır. İşte Paul Tillich. Bana göre yüzyılın en büyük ilahiyatçısıdır. Ama gel gör ki o Paul Tillich'i Alman asıllı, Nazilerden kaçtı Amerika'ya gitti, 1967'de öldü. O Paul Tillich'i kendi meslektaşları, bak enteresan, ateist ilan etmişlerdir. Yani namussuzluk sadece Orta Doğu'da kol gezmiyor. O her yerde minel ezel ile lebet var, Paul Tillich. Ve eser var, bakın. The Atheism of Paul Tillich. Paul Tillich'in ateizmi diye müstakil bir kitap var. Adam bunun altına imza atma onursuzluğunu göstermiş. Evet hocam maalesef
Evet. Böyle durumlarda tekerrür ediyor maalesef. Ağzınıza sağlık. Artık Müzzemmil suresine haftaya programımızda giriş yapacağız hocam. Olsun efendim, bu anlattıklarımız da Müzzemmil suresinin tefsiri sayılır. Evet. Yönetmenimize biz de soralım. Biz burada herhalde geyik yapmadık değil mi? Yani. Yok zaten hocam. Geyik yapma. Geyik de yaparız. Ağzımızdan çıkan her söz bizim bakın, için geyik çok değerli. Bakın geyik de hayatın içinde var. Geyik tabii deyip ki geçme. Geyiksiz olma. Ben geyiği de çok severim. Geyik muhabbeti. O olmasa keyif olmaz. Tamam, bir programda öyle yaparız hocam. Geyik. Mesela Sabah Tümer'in en çok sevdiğim, en çok sevilen yanlarından biri buydu. O bir buçuk saatlik, iki saate yakın sürüyordu, evet, program. Oraya hiç olmasa bir beş dakika geyik koyar. Tamam. Bizimkisi hocam, kısa olduğu için. Aldım. Kısa daha olduğu çok geyik için yapacağım sizinle. Peki hocam, ben hem size bilgi verelim hem ekran başındaki izleyicilerimize. Tekrarı ne zaman? Tekrarını yarın saat 1'de 13.00'da izleyebilirler. Bu akşam yok yani. Bu gece yok. Tamam. Görünen o yarın ki saat 13'te. Yarın saat 13'te siz de izleyebilirsiniz. Güzel. Ekran başındaki seyircilerimiz de. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Haftaya çarşamba Müzzemmil suresiyle devam edeceğiz sayın hocamla beraber. Evet, haftaya görüşmek Müzzemmil üzere. Diyecek ki kalk. Ya evet. Eyyühel Müzzemmil. Ey örtüsüne bürünüp köşesine çekilen. Sana oku dedik, tamam. Sonra yaz dedik. O aşamalar ikmal edildi. Kemal buldu. Evet. Kum, kalk diyor artık. Evet, haftaya da Müzzemmil suresiyle değerli yorumlarınızı alacağız hocam. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Bizden hemen sonra Mehmet Süha ile Dünya Sohbeti programı var. Kaçırmayın. İyi geceler.